Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Fan öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip orada bir iş yerine ortak olursam Türkiye'ye gelmeden E1 ya da E2 vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz burada F1 öğrenci vizesiyle bulunduğunuz süre içinde böyle bir yatırım yapma durumunuz ya da bir ticaret yapma durumunuz oluşursa, tabii var olan bir iş yerine ortak olursanız, sizin bahsettiğiniz deyimle ya da yeni bir iş yeri kurarsanız, gerekli yatırımlar da yapılmışsa, o zaman sizin tabii ki buradan hiç çıkmadan statünüzü E2'ye geçirmeniz, yani F1'den E2'ye geçirmeniz mümkün olacaktır. Ya da eğer ortak olduğunuz şirket ciddi ticaretini devam ettiriyorsa, yapıyorsa, o zaman da ticaretçi vizesi üzerinden, E1 vizesi üzerinden, hiç Amerika dışına çıkmadan sizin F1 bir öğrenci statüsünden E1 statüsüne, ticaretçi statüsüne geçişiniz mümkün olacaktır. Ama tabii şunu unutmayın, bu size bir vize vermemektedir. Sadece Amerika'da şirketinizi yönetebileceğiniz ve kalabilmenizi imkan sağlayan bir statüdür. Eğer ki siz kastettiğiniz hani vizeyi alabilmeyin noktası ise, yani statü değil, o zaman ülke dışına çıkıp Amerika'ya tekrar giriş yapmanız için Amerika dışına çıkar çıkmaz randevunuz olan Amerikan konsolosluğunda aldığınız randevunuzdan E1 ya da E2 vizesini almanızda fayda vardır. Çünkü ancak o vizeyle siz Amerika'ya seyahat etme durumunuz mümkün olabilir. Öbür türlü ülke dışına giriş ve çıkış yapmanız mümkün olmayacaktır. Ama tabii bu genelde yapılabilen durumlar, yani kişiler burada bir statüde buldukları zaman, sizin durumunuzda olduğu gibi öğrenci statüsü, o zaman bir işe ortak olarak ya E1 ya E2 statüsünde burada geçiş yapıp burada belli süre şirketlerini yönetimini yaptıktan sonra ülkelerine gitmek istediklerinde, o zaman Amerikan konsolosluğuna randevu alınıp orada vize görüşmesine girip 5 yıllık vizelerini almayı zaten tercih ediyorlar. Dolayısıyla onu aldıktan sonra Amerika'ya giriş yapmaları ve giriş çıkış yapmaları çok daha kolay ve rahat hale gelecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.